Merhabalar, yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Ben karşınıza farklı bir şekilde çıktım bugün. Dün ani bir kararla kuaföre gidip saçlarımı kısacık kestirdim. Çünkü çok inanılmaz derecede dökülüyordu. Uzadığı zaman dökülmeye başlıyor. Hani çayımı da koyayım bir taraftan. Şimdi kahvaltı yapacağız Muzaffer'le. Saçlarım inanılmaz rahat oldu bu şekilde. Zaten uzun bir süredir işte boyatmadığım dönemden itibaren kısa kısa kestiriyorum. Aslında bu sefer niyetliydim uzatayım ve biraz daha işte perma yaptırayım. Eskiden perma çok yaptırırdık. Çok da seviyorum permayı. Hatta ben boyatırken de düşünmüştüm perma yaptırmayı aslında. Ama kuaför sürekli abla işte saçların çok zarar görür, perma yıpratır. Yapmadı o dönemlerde. Sonra dedim ki hani boya yok, beyazken yaptırayım. Bu sefer de saçlarım uzamadı bir türlü. O uzun seviyeye gelmedi. Çünkü boya olmadığı için uzayınca daha gözüküyor, bakımsız gözüküyor. Onun için artık dün gittim kestirdim saçlarımı ama çok rahat kısa saç. Kullanımı da çok kolay. Çayımız demlensin. Kahvaltı hazırlayalım şimdi bir de. Bugün hava çok güzel Antalya'da. Bir haftadır neredeyse güneş yüzü görmedik. Sürekli yağmur yağdı. Gri böyle bulutlar vardı. İşte fırtına vardı. Zaten birçok yeri de sel bastı. Sular altında kaldı tabii. Antalya'nın yağmuru, fırtınası çok şiddetli oluyor. Hele fırtına, rüzgar olduğu zaman bizim balkonda zaten duramazsınız. Yani bir de yüksek kat olduğu için aşırı derecede hissettiriyor rüzgarı da. Ama bugün şahane bir hava var. Belki Muzaffer'le bugün dışarıda çıkarız öğleden sonra. Kahvaltımızı yaptıktan sonra değerlendiririz bu havayı. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Tabaklarımızı çıkarayım ben şuradan. Kahvaltının yanında var, afyon ekmeğimiz var, afidesli ekmeğimiz. Onları çıkarırız, ısıtırız. Afyondan gelirken de almıştık biz. Burada da bir fırına geliyor. Sık sık oradan da alıyoruz, sevdiğimiz için. Çay kaşığı da koyuyorum zaten. Şeker atıyor çünkü. Ben şeker kullanmıyorum. Yani 10 yıldır falan neredeyse şeker atmıyorum. Önceden kullanıyordum şeker. Sonra azalttım. İşte yarıma indirdim. Bir tane kesme şeker atıyorduk. Yarıma indirdim. Sonra işte hiç atmamaya başladım. Şimdi bıraktım çok şükür şekeri. Bakalım da çıkarayım. Ben tabii mutfağı toparladım çay koymadan önce. Size merhaba demeden önce mutfak akşam çok fazla toplamadım. Daha böyle hastalığın etkisi gitmedi nedense. Gerçi doktorlar da öyle söylüyor. Televizyonda dün seyrettim. Bu hastalık hani önceden 7 günde geçiyordu grip. Şimdi 1 ayda neredeyse geçecekmiş. Süreç uzamış. Akşam işte zencefil falan da yaptım hatta. O rahatlatıyor. Ama özellikle sabah kalktığımda sesim yine kısık çıkıyor. Sonra açılıyor. Şimdi çayı falan içtikten sonra sıcak çayla biraz daha açılır, iyi olur ama bu hastalıkta iyileşme süreci uzun gerçekten. Sesim o yüzden biraz çıkabilir. Kısık çıkabilir. Biz normalde Muzaffer yalnız olduğumuzda mutfakta kahvaltı yapıyoruz ya da yemeğimizi yiyoruz. Ama bugün salonda keyif yapalım. Orada salonda yapalım kahvaltımızı. Çayımız demlendi. Yanına biraz da sucuk yapacağız Muzaffer'le. Tabi afyondan aldığımız sucuk. Oranın sucuğundan çok memnun kalmıştık. Geçen yıl da almıştık. Çünkü her taraftan alamıyoruz. Hani güvenilir olmuyor. O yüzden bildik yerden almak. Bir de yaptık işte onları vakumladılar daha doğrusu orada.
gelince buzluğa attım ben. Ekmeklerimizi de ısıtalım. Bunlar da afyon ekmeği. Ekmeğimizin altında yakalım. Çayımız oldu. Tabii ben sabahtan makineye çamaşır da attım. Çünkü geçen hafta yağmurdan dolayı çamaşırlar kurumadı. Evin içerisinde bile %80 bir nem. Bizim yatak odasında şey var. Nem ölçer, işte saat var. %80 nem yerlere bastığımız anda yerler ıslak ıslak oluyor. Yani nemi buranın çok fazla şey, mesela ekmeği ya da bisküviyi açığa koyduğunuz ama zaman hemen ıslanıveriyor. Aşırı nemden dolayı. Güneşli havayı görünce bugün ben makineye tabii şey mutfağın halısını da attım. Halı değil de kilimi var, onu da makineye attım şimdi. Onlar da yıkanıyor. Bugün hepsi kurur. En azından çamaşır tabii kurutmak çok zor oluyor. Yani kurutma makinesi almadık biz. Zaten iki kişiyiz hani şu anda gerek yok da. Hani Lütfiye küçükken de öyle kurutma makinesine hiç ihtiyaç duymadık. Isparta'da da zaten evin içerisinde hani üç odalıydı. Odanın bir tanesinde çamaşırı asıyordum ben. Ama kurutma makinesi de büyük rahatlık. Yani kullananlar, kız kardeşim falan kullanıyor. Özellikle kışın Antalya'da çok çok gerekli. Lütfiye de düşünüyor. Lütfiye'nin işte banyoda koyacak alan sıkıntı. O yüzden düşünüyor biraz. Ama onlara gerekli bence. Çünkü çocuklar bir de iş hayatı olunca her gün kıyafet değiştiriyorlar. Biz mesela günlük kıyafet giyiyoruz. İki günde falan kıyafet değiştiriyoruz. Dışarı çıkarsak ancak öyle eve gelince kıyafetlerimizi atıyoruz ama çalışanlar sürekli dışarıda vakit geçirip eve geldiğinde mutlaka baştan ayağa bütün çamaşırlar çıkıyor. O yüzden kirli çamaşırı çok olur Lütfiye'nin de. Biraz da toz biber atıyorum. Bu acı değil tabii, tatlı. Bu bitmek üzere ama yenisini arkadaşım getirdi. Afyon'a gittiğimizde Fatoş getirdi. Ama onu da daha kavanoza basamadım. Birazdan inşallah onu da basayım da. Buzdolabına koydum. Kavanoza sıkı sıkı dedi. Böyle bastırarak bas dedi Fatoş, yoksa bozulur dedi. Onu da inşallah birazdan unutmayayım. Basayım, öylece bıraktım çünkü dolaba. Altını kısayım da bari ekmekler ısınana kadar. Isınınca yumuşacık oluyor bu ekmekler. Babam bunu sade yiyor, yemeklerin yanında yemiyor. Onlara da almıştık. O pasta gibi. Koyar tepsiye yer. Yemeklerin yanında diyor, niye hiç ediyorsunuz ekmeği diyor. Çayın altını söndüreyim. Çayı küçük ocağa alayım ki. Kahvaltıya oturabiliriz biz. Islan ekmekleri de alalım. Sudan bir hale alayım. Bu nihaleleri de IKEA'dan almıştık IKEA'ya gittiğimizde. Çok memnunum, hani bir şey olmadı. Yalnızca Asya ısırıyor. Bunu şey sanıyor herhalde, ekmek falan sanıyor.
Bir tanesini öyle dişledi, kenarını kopardı. Mantar olduğu için kopabiliyor. Sinek gelmiş bir de. Havayı güzel bulunca, normalde hava soğuyunca sinekler gidiyor ama sinek girmiş ya, balkon kapısını açmıştım sinekliği. Ay şuradan şey gösterelim mi Muzaffer, dışarısı çok güzel ya. Camı da açayım mı? Aç, iyi olur, daha iyi olur. Aa, mis gibi. Tabii yağmurdan dolayı camlar çok kirlendi de. Ay çok güzel hava. Tabii şey, buraya buğday ekilmiş şu tarlalara. Büyümüş, yemyeşil. Gösterebilecek misin Zafer, gel. Baksana, buğdaylar büyüdü. Oradaki evet, boş arsaya da inşaat başlayacak herhalde. İki gündür orada da sondaj çalışmaları var. Bu çevrede şey, yeni yeni böyle evler, inşaatlar yapılmaya başlamış. Şu arka tarafımızda da öyle çok büyük bir alan var. Oraya da inşaat başlayacak. Yoksa çok sessiz, sakin bizim mahallemiz. Ama hava çok güzelmiş ya. Sinekle kapatayım da en azından sinek gelmesin. Çünkü sinekler tekrar canlanmışlar. Ay hava inanılmaz güzelmiş ya. Ben çay da getireyim. Ekmeklerimiz ısınmıştır Muzaffer. Alayım. Kahvaltımız hazır. Çaylarımızı koyayım ben. Ben kahvaltıda çayımı açık içiyorum. Daha sonrasında biraz demli içiyorum. Yeşillik de yıkadım bolca. Dereotu ve maydanoz. Muzaffer yemiyor ama ben çok seviyorum. Kahvaltıda. Ya da işte salataların içerisinde dereotuna bayılıyorum. O yüzden ben kendime koydum. Yanıma aldım, onu yiyeceğim şimdi. Size afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra sohbet ederiz artık. Evet, şimdi en sevdiğim ana geldik. Benim çay keyfi zamanı. Kahvaltımızı yaptık. Çok şükür. Allah olmayanlara da versin. Allah açları da doyursun inşallah. Yani sofranın arkasından baban da öyle çok dua evet, ederdi evet, ya Muzaffer evet. Rahmetli baban. Allah rahmet eylesin. Allah açları da doyursun derdi değil mi? Şimdi de en işte zevk aldığım çay keyfi zamanı. Ben çaysız bir hayat düşünemiyorum. Muzaffer de kahvesiz. Muzaffer evet. De kahvesini yaptı kendisi. Kahvemizi. O 2-3 fincan. Günde 2 tane içiyorsun sen. Günde 2-3 içiyorum. 2 tane içiyorum rahat yani Türk kahvesini. Arada da granül kahve içiyor. Çayı çok aramıyor benim gibi. Ben sabah bir de akşam, hani öğleden sonra çok yapmıyorum tabii. Akşam yemeğinden sonra tekrar bir daha demliyorum çay. İşte televizyonda film falan izlersek o zaman içmeyi seviyorum. Biz camı da açtık. Şu anda cam da açık oturuyoruz. Yani o kadar sıcak. Bugün çok var. Güzel bir gün var Antalya'da. Güneş doğmuş. Bir haftadır hasrettik ya, ama. Ya. Ama birkaç gün sonra tekrar yağmur geliyormuş. Yine. Evet, yağmurlu. Yağacak. Şey, doğalgaz gelir inşallah havalar soğumadan. İnşallah, bize. İnşallah. Ona bilmiyorum, çok merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Ama bizim şu arka tarafa, ana yola kadar geldi. Dün çalışmalar vardı. Çalışıyorlardı. Bizim... Herhalde 2 haftaya kadar gelir diye düşünüyorum. Yani 2 haftaya kadar, kapılaya kadar gelir diye düşünüyorum. Allah'tan dün de bizim binada birisi içine hat döşetti. Biz anlaşmamızı yaptık doğalgaz döşenmesi için. Ama elektrikli termosifonu kullandığımız için bizimki en geç olursa... Bizimki en geç olursun. Değil mi? Tabii. Daha iyi olacak. Çünkü elektrikli termosifonu çıkarınca duş almakta, işte banyo tabii. Yapmakta, sıcak su kullanmakta sıkıntı. Sıcak su kullanmak için tabii. Yaşarız. Doğalgaz gelmezse, kombiyi taktın, sıcak su olmasına ne yapacaksın? Gerçekten çok büyük bir sıkıntı çekeriz orada. Şey, Isparta'da da eve yeni taşındığımızda, kendi evimize taşındığımızda o sıkıntıyı çekmiştik. Doğalgaz bağlanana kadar o zaman daha geç sürüyordu. Aboneliğe başvuruyorduk. Aboneliğe başvuruyorum. Bir 10, şimdi hemen açılıyor gün, da. 15 gün sürdü yani orada. Ne 15 gün? 20, 25 gün.
20-25 gün gelmemişti. Evet. O zaman da soğuktu hava. Ekim'de falan taşımıştık. Sen çubuk ısıtıcı vardı. Eskiden de, evet, olan o çubuk ısıtıcılardan almıştık. Aldık. Kazanın duşu içine, onunla yapıyorduk. Kovanın içine atıyorduk. Evet, onunla ısıtıyorduk. Yani o duruyor hala. Olmazsa evet, o şekilde kullanırız. Küçük çocuk olmayınca hani biz idare evet, ederiz. Kettle'la falan ısıtırız da. Ama doğalgaz gelince süper olacak. Ben genelde işte hafta sonları, pazar günleri Isparta'dayken kahvaltıyı yapmadan önce bir pazara giderdim. Bir de kahvaltıdan sonra pazara giderdim. Günde iki defa uğrardım çünkü. Evin bizim, karşısı hemen pazar. Evimizin önüydü. Tabii, tabii. Pazar. Ben evin pazarlara bilmiyorum yani AVM'leri hani çok tercih etmiyorum. Çünkü oranın o enerjisi, elektriği beni çok yoruyor. Hani bir saat dolaşsam eve gelince o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. Ama pazarda 3 saat dolaşayım hiç yorgunluk hissetmiyorum değil mi? Tabii. Ama bir de o zamanlar bizim Rus pazarına gelen malzemeler tek markalı. Çok güzel ürünler. Ürünlerin tabii defolu olanları, artı seri soru olanları. Yani biz hala oradan aldıklarımızı kullanıyoruz. Hani Antalya'ya geldiğimizden beri çok öyle tabii alışveriş tabii yapmadık zaten. Çok da hepsi markalıydı zaten. Markalı çok şey güzel zaten. Ürünler, çantalar. Çantalar, işte ayakkabılar. Elbiseler tabii, ayakkabılar, evet, eşofmanlar, giysiler, pantolonlar, montlar. Isparta'nın o güzelliği vardı. Yani. Çok güzel şeyler geliyordu. Evet. Yani dediği gibi markalı ürünler ama hafif bir yerlerinde defoları oluyordu. O da belirli belirsiz zaten. Onu dikkat ederek alıyorsun. Nevresimler, evet, ben nevresimleri falan da hep oradan alırdım. Ama şimdi artık öyle değil, tam da. Öyle söylüyorlar, evet. Hacer öyle dedi ya, evet, arkadaşımız Isparta'da olanlar, eski pazarların o özelliği kalmamış. O ilk geldiğimiz yıllar, 2000'li yılların başında çoktu. Çok güzel bir yıllar. Yılların başında çoktu tabii, hani en güzel evet ürünler geliyordu o zamanlar. Ben pazar hastasıyım. Evet. Muzaffer onu bildiği için gideceğimiz yerde, illerde işte pazar kuruluyor mu, sosyete pazarı kuruluyor mu? Benim için bakar, sağ olsun beni götürür. Biz hani daha önce de bahsetmiştim ben Muzaffer'le sık sık biz arabamızı değiştirirdik, araba almaya giderdik. Gezmeye gittiğimizde, çok farklı şehirlere giderdik. Tabii İstanbul'a gittiğimizde Kadıköy'e gittik örnek olarak. Değil mi? Salık pazarı var. Hadi Serpil sen git. Ay o pazar da muhteşem. Değil mi? Sen hepsini gezememiştin bile değil mi? Saat yetmedi ki. Saat yetmedi. Bir saat falan gezdim, daha pazarın yarısını bitirememiştim. Evet. Çok güzel bir pazardı orası da. Evet. Eskişehir'e... İzmir'de gittik bir de. İzmir'de de bulamadık. Pazar yerini bulamadık. Ha, İzmir'deki pazarı, evet, doğru. Şeyin, Volkan Bey'in annesi bize Malatya'dayken alırdı İzmir'deki evet pazardan. İzmir'de oturuyorlardı. Muzaffer'in amirinin annesi. Biz sipariş veriyorduk. O İzmir'den pazardan alıp getiriyordu bize. Şeyde, ama gittiğimizde bulamamıştık o pazarı. Eskişehir'de gittik. Emekli olduğum zaman. Ha şey, Çarpa. Çarşamba. Çarşamba pazarına. Çarşamba kurulan. Evet. Hatta orada Isparta'ya gelen pazarcıları da görmüştük. Evet. Orada karşılaşmıştık. Abla biz her yere gidiyoruz demiştik. Konya'ya gidiyoruz, işte Antalya'ya gidiyoruz, Eskişehir'e geliyoruz diye bahsetmişlerdi. Doğru. Evet. Öyle olunca... Ya pazar işi güzel iş. Yani ben de evet ilgim alanım olan Muzaffer çok dolaşmazsa yani ama çok gezmeyi sevmez o. Bana bir makine olacak, antika olacak. Evet, onlar arabalara merakı var. Boş zamanlarında bizim bu arka tarafta büyük şeyler var. Araba satış bayileri falan var evin. Asya'yı aşağıya dolaştırmaya indiğinde beraber oraya gidiyorlar. Beraber oraya gideriz, gezeriz. Dede torun arabaları inceliyorlar. Tabii artık bu arabamız 1-1,5 sene oldu değil mi değiştirmeyeli? Evet, 1,5 sene oldu. Biliyoruz artık. En uzun tabii süreli arabamız oldu. Artık bu zaman değişti. Elindeki malı koruyacaksın, malı değil mi? Malı koruyacaksın yani, şey yapamayacaksın, satmayacaksın. Değiştirme imkanı bitti artık. Çünkü satsak ertesi gün birkaç gün sonra alayım desek alamıyoruz. O fiyatlara tekrar alamıyorsunuz. O yüzden cesaret edemiyoruz, evet. O nedenden dolayı binebildiğimiz kadar bineceğiz artık. Yani büyük arıza falan çıkartmadıktan sonra... Şimdi niye döndük biliyor musun? Babam bile döndük. Rahmet, annem de, babam. Onlar sabah kahvaltılarında, sabah kahvaltılarında değil mi? Evet. Çok sohbet ederlerdi.
Muzaffer'lerin Hasanoğlan'daki evleri de ana caddenin üzerinde. İki katlı ama önden baktığınızda tek katlı gibi. İnşallah ileride hani gittiğimizde göstereceğiz tabii ki de. Camları da işte masa kahvaltı masalarının önü yola bakıyor. Evet. Perdeyi de açarlardı kayınvalidem de kayınpederim. Yoldan geçenler hakkında konuşurlar. Her gün tabii aynı saatte oturdukları için hani ilaç kullanırdı kayınpederim. Aynı saatte kahvaltı yaparlardı. Evet. Camın önünden geçenler de hep aynı saatte geçen kişiler. Kimi ekmek almaya gidiyor derlerdi ki işte bu ekmek almaya gelmedi acaba hasta mı? Ha gelmeyenler olunca dikkatlerini evet. Çekermiş. Acaba bu hasta bugün mı? Bugün niye gelmedi? 10 dakika sonra işte şu kızımız gelir okula gider derlerdi. Ya gerçekten şimdi hani okul saati geldiği için. Geçerken bize el sallar derdi. Şey vardı. Kızı vardı hep geçerken hep el sallardı. El sallamadan geçmezdi çünkü hani orada evet. Cevat dedeyle babaanne orada. Ay çok severlerdi ya diye. Yoldan geçenlere. Yoldan geçenler el sallar öyle geçerler. Kurabiyeyi çok güzel yapar. Anne kurabiyesini kayınvalidem. Tabii şimdi yapamıyor artık da. O hiç eksik olmazdı. O yatılı kalan öğrenciler yatılı okul, öğretmen evet. Okuluydu. Sonra öğretmen okulu fen lisesi oldu. Evet oldu. Anadolu Lisesi, Anadolu Fen. Ama yine yatılı. Yine yatılı olan. Yine yatılı olduğu için yatılı öğrencilere kurabiye ikram ederdi kayınvalidem. Çağırırdı sağ olsun. Evet. Sonra mezun olduktan sonra ziyaretine gelirlerdi. Bir tane avukat kız vardı avukat ya. Avukat kız vardı, evet. Hala arar, telefonu açar, evet. Ziyaretine gelir kayınvalidemin. Onun gibi biz de Muzaffer'le tek başımıza kalırız. Şimdi çocuklar evleniyorlar, evden ayrılıyorlar. Ev bir ara çok kalabalık. Ne o zamanlar? Biz daha çocuktuk. Biz çocukken ev kalabalıktı. Tabii canım. Ha bizler evlendik yine kalabalıktı, torun, tombalak bütün herkes ama herkes iş güç. Biz evlendiğimizde de Muzaffer'in abisi gibi alt katta oturuyorlardı. Yani şeyle Cem'le Çınar'la falan hep bir aradaydık. Tabii. Kalabalık bir ortamdı. Evet. Ama sonra, bir günde hiç kat kırgınlığı da olmadı. Çok şükür hiç, tabii hiç. Hala birbirimize tutkun. Allah razı olsun. Yani şimdi annem güzel idareci bir kadındı. Çok. Yani. Gerçekten babam de da, öyle. Babam da annem gibi de öyle. Yani hep beraber yaşadık yıllarca. Hiç aramıza böyle nifak sokucu hiçbir şey yapmadı. Halen daha aynı. Hala öyledir. Allah razı olsun. Lütfiye de o ortamda büyüdüğü için Lütfiye'nin kardeşi yok. Hani tek çocuk ama kuzenleriyle kardeş gibi. Bir başı sıkışsa hemen Görkem ablasını arar. Ona danışır. Benim de konuşamadığı şeyleri. Evet. Bir kardeşi, ablası gibi. Evet. Cem abisi olsun. İşte Cem'le Çınar erkek olduğu Çınar için tabii olsun. Onlar tabii yani olsun, onlarla da paylaşır, olarak, konuşur tabii, da evet. Hani onlar da gözü olsun. Yani yeniden aynı şekilde bilin. Güzel bir diyalogları var maşallah. Ay bugün hava çok güzel ya. Dışarı mı çıksak ki? Çıkalım. Yani inanılmaz. Nasıl bir balık alalım bugün akşam. Evet balık sezonu başladı biz balık bir kere ama balık yokmuş biliyor musun? Bugün haberlerde dedi iyi balık yok dedi yani balık. Balıkçı da balığa çıkıyor. Şu ileride metro var. Büyük alışveriş merkezi. Metro market. Oraya gelmiştir. Orada çok taze oluyor balıklar. Evet. Olmazsa oraya gider bakarız. Evet. Bir ünal tutmuştu öyle yedik. Hı. Ama o balık da şahaneydi. Şahaneydi. O gün aslında çok güzel de çekim yapmıştık. Dünürlerimiz falan da vardı. Hep beraber balık yemeye gitmiştik Lütfiyelere ama karanlık çıkmış. O yüzden paylaşamadık maalesef. 60-70 tane balık yakalamış Ünal. Çok güzeldi o balıklar. Evet. Ay taze. Şahaneydi. Evet. Tabii Muzaffer boş zaman bulsa oltayı aldı Ünal'dan aslında ama balık tutmaya gidecek bir türlü gidemiyor. Çünkü bana yardımcı olduğu için Asya buradaydı. Asya yokken de kendine göre meşgale buluyor. Bir şeylerle uğraşıyor tabii. Dün arabayı gitti temizledi mesela. Araba kirlenmiş diye. Epeydir arabayı yıkayamadık ki. Afyon'dan geldik. Evet, araç muayenesine gittik geldik. Yani sanayiye gittik geldik. Araba kirlendi diye. Doğru. Arabanın muayenesi vardı. Onu yaptırdı gitti Muzaffer. Yani her güne bir iş çıkıyor, bir şey çıkıyor mutlaka. Hani Allah sağlık versin. Evet. Allah'tan Muzaffer'e bulaşmadı benim hastalığım çok şükür.
Çok şükür ben de böyle ses kısıklığıyla falan atlattım. Ama ben bolca portakal yiyorum, limon, portakal yiyorum, mandalina yiyorum. Evet, doğru. Kumkat yedik bak bolca. Kumkat çok yiyorsun sen. Evet. Belki de ondan oldu. Olabilir. Ben yiyemiyorum kumkatı. Lütfiyelerin sitenin bahçesinde var. Muzaffer gittiğimizde oradan topluyor, yiyor. Hatta dedim toplasan da dedim reçel falan yapsak dedim. O da olmaz dedi. Daha iyi olur ya. Yani. Bir iki tane dedi. Koparıyorum da dedi. Yemek için anladı bak. Herkes sevmiyor ama onu. Herkes sevmiyor ya. Evet. Hukum katlarının çoğu zaten döküyor. Ben ondan dolayı topluyorum. Ha doğru. Şey de çok burada turunç. Bütün işte yol kenarlarında turunç evet. Ağaçları var. Aslında onun da suyunu sıkıp salatalara falan kullanılıyor. Onun reçeli de güzel oluyor aslında. Aa, şahane oluyor evet, ama çok evet. Zor ya. Zor mu? Çok aşamalı. Annem bir keresinde yapmıştı da bayağı uğraştırıcı bir reçel. Biz hazır almıştık. Çok hoşumuza gitti. Tabii Antalya'da çok satılıyor. Turunç reçeli, patlıcan reçeli. Onlar çok var da. Sen zaten yemezsin ki. Sen yedin vişne ve çilek. Başka değişik reçelleri yemezsin ki sen. Ben severim de. Ama onları bak ben yiyordum ben biliyor musun? Turuncu mu? Tabii. Hani sen incir yapıyorsun. Sanki incir tatlısı gibi oluyor senin. Ama öyle olacak incir reçeli. Kıvamı alır patlıcan reçeli olacak. Bak benim çok hoşuma gidiyordu patlıcan reçeli. Yer misin? Yerim ama şu hazır yapılanlar çok güzel oluyordu. Siz yapıyorsunuz yani patlıcan bir yerde şerbeti kıvamı pek şey olmuyordu. Sıvı oluyor sizin yaptığınız. Kıvamı ince oluyor. Reçel kıvamı da olmuyor. Tamam işte koyu olması gerekiyor. Koyu olması gerekiyor. Yapamamışız demek ki. Evet evet koyu olacak. Ay. Reçeli çok yer. Kayınvalidem de sağ olsun çok evet. Yapardı. Tencerelerle aşırı derecede reçel yerdi. Biz her öğünde bir kase reçel muhakkak masada yenirdi bize. Ama bir tek sabah kahvaltısında fazla yenmezdi. Diğer öğle, yemeğin yanında, çorbanın yanında reçel yer evet. Muzaffer. Şimdi bıraktı gerçi o kadar yemiyor bıraktı, da. Bıraktı yani fazlası artık zarar ya. Tabii yaşta. Çünkü ben yaştan sonra evet. Şeker hastalığı tabii. Şekere de çok zam geldi zaten yine. Ama bir tek zaten sabah kahvaltıda şeker atıyorum çaya. Onun harici zaten atmıyoruz. Bayağı atarsın evet. Tek bardak içiyor çayı. Evet. Yani tatlı olacak. İki kaşık. Reçel yerine onunla. Ha reçel evet, yerine. Evet reçel yerine evet. Ama reçel yemiyorsun kahvaltıda da. Evet. İşte zevk herkesin değişik, farklı. Asya'nın da çok şükür annesinin işte emmeyi bıraktığı bir haftadan fazla oldu. Çok zorlanmadık Allah'a şükür. Hatta iki gün falan işte kaldılar burada ama gece tutturmadı. Evet. Allah'tan ama o duanın yandı. Sayesinde değil mi? Evet dua okuduk. Evet. Bir de konuştu annesi onunla. Çünkü anlıyor artık her şeyi. Sen pazar gittiğinde keşke sen konuşsaydın. Ay geçenlerde öyle ben annemlerle pazara gittim dedesiyle kalmıştı. Ben de hiç anlatmadım çocuğa. Hani pazara gidiyorum kızım sen dedenle dur falan deseymişim. Yani. Ben arabanın içinden bay bay yaptım çocuğa. Ay eve gelmişler Muzaffer'le odaları aramış. Evet. Anneanne diye. Sonra pazardan geldim benim peşimi bırakmadı. Ama o gün bir dakika bırakmadı. O gün bugün senin peşini bıraktı. Evet. Evet. O nedenden dolayı konuşmak gerekiyor. Lazım. Çocukla demek konuşacaksın. Lazım. Bak kızım bak ben gidiyorum geleceğim. Pazardan alışveriş yapacağım geleceğim. Lütfiye sabahları öyle yapıyor ya bıraktığında. Bak ondan dolayı bak hiç ağlamıyor. Hiç ağlamıyor. Evet. Ben diyor işe gideceğim babanla kızım diyor. Akşama döneceğiz diyor. Evet. Hiç annesini aramıyor. Bak maşallah. Emzikte de öyle yaptı ya. Bak kızım artık süt vermeyeceğim. Evet. Çünkü anlıyorlar. Evet. Çocuk deyip geçmeyeceksin. Çocuk deyip geçmeyeceksin. Gerçekten onların da beyinleri çok gelişmiş maşallah. Algıları çok açık. Kahvaltıyı yaptık. Bizim dış kapı biraz zor kapanıyordu Muzaffer. İş çıktı ona. Onu tamir edecek şimdi. Burada malzemeleri. Taşındığımızdan beri öyle Muzaffer değil mi kapı? Evet. Ayarı yok. Evet. Ayarı
Burası ayakkabılık. Geçenlerde burayı düzelttim tabii ben. Yazlıkları, kışlıkları hepsini ayarladım. O şey mi? Dil kısmını mı yapıyorsun? Evet. Muzaffer'in elinden bu tür işler geliyor Allah'tan. Hemen müdahale edebiliyor. Evet, olacak mı bakalım. Ha, oldu. Bu kadar kolay mıymış Muzaffer? Biraz önce dışarıya çıkayım dedi Muzaffer, kapı kapanmayınca. O an aklına geldi. Ben de arkadaki çiçeklere bir bakayım Muzaffer. Çünkü çok yağmur yağdı ya, hep sular aktı oraya. Bakayım da geleyim ben bir kaktüslerime. Naneler bayağı canlandı. Bu kaktüs uzayıp gidiyor tabii. Evet. Ay, öksürük geldi. Bu Madagaskar kaktüsünün yanında da fesleğen çıktı. Ay, çok güzel kokuyor ya. Mis gibi. Fesleğen. Buradaki kaktüs. Bu da bayağı gelişti. Bardakta. Yerini sevdi. Kaktüsler küçük. Kapları daha çok seviyorlar sanırım. Şurada. Arkadakiler de büyüdüler bu şekilde. Ay, buna çok seviyorum ya. Çok güzel oldu bu. Tabii soğanlardan bayağı bir kopardık biz. Yedik. Bunlar artık şey, kalan, cansızlaşmış. Bir de bunun yanına biberiye diktim ben. Tutmuş bahçeden, bizim bahçeden koparmıştım. Bunu annemlere vereceğim de keskinde yokmuş biberiye çünkü. Boş saksıya dikeceğim. Tutar mı tutmaz mı acaba diye buraya dikmiştim, tutmuş biberiye. Evet, çiçeklerimizi de ziyaret ettik ama sulamaya gerek yok çünkü dikleri tamamen su yağmurdan dolayı. Muzaffer oldu mu? Oldu. Ben bulaşıkları toplarken Muzaffer de kapıyı yapmış oldu. Ya geçenlerde... Ha, kapanıyor, evet. Lütfiye geldi, ben de içeriye geçtim. Lütfiye kapıyı tabii kapattım sanmış çocuk. Bir baktım kapı açık. Kapıyı diyorum kim açtı? Kendiliğinden açılmış kapı. O dili mi oturmuyordu Muzaffer? Oturuyordu, evet. Ha. İşte onu yaptı Muzaffer şimdi de. Tamam. Yani aslında şey var, güvenlikli sitedeyiz ama yine de ne olur ne olmaz tabii. Kendiliğinden açınca sıkıntılı. Tamam, olmaz. Eline sağlık. Bu işi yaptın. Çok şükür. Ellerine sağlık. Burası da evimizin ikinci balkonu. Burası biraz küçük.
Hani ileride burayı diyoruz şey yaparız, cam balkonla kapatırız. Burada araba park yerimiz var. Burası yine boş bir arazi. Buraya ileride ev yapılır mı? Gerçi okul yeriymiş burası. Okul yapılacakmış. İleride öyle bir proje varmış. Hava mis. Çok güzel. Evet, güzel bir havada balkonda otursak oturulur. O kadar güzel. Çamaşırlarım da kurumuş. Kuruyanlarını katlayıp alıyorum. Şimdi kayınvalidem telefonu açtı. Biraz önce sofrada da onlardan bahsetmiştik. Anne dedim, kulaklarım mı çınladı. Kayınvalidem Tekirdağ'da şu anda. Eltimler'de kalıyor. Rüyasında bizi görmüş. Babaannemi görmüş. Rahmetli babaannemi. Onu çok severdi babaannemi de. Size diyor şey, küçük çocuklar gelmiş diyor ve çişlerini işte yapmışlar etrafa. Size diyor bolluk bereketlik geliyor diyor. Kayınvalidem öyle yorumladı o. Evi kirletmişler küçük çocuklar. Sonra işte kayınpederimi falan görmüş. Onları anlattı. Bayağı güzel rüyalar görmüş. Onunla sohbet ettik, konuştuk biraz. Ben çamaşırlarımı katlayacağım. Biraz ütü yapacağım. Bugün bizim evin halleri böyle oldu. Güzel bir vakit geçirdik biz de sizlerle. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.